Selam sayın izleyenler, Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. Ülkemizden gelen haberlerine bir özet yapalım. Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski katıldığı Sitel televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna krizini de değinen Cumhurbaşkanı Pendarovski, bu süreçte Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliğinin ne kadar önemli olduğunu bir defa da tekrarlamış oldu. Yaptığı açıklamada Pendarovski, NATO'ya girmemizin ne kadar önemli olduğunu bu süreci bize göstermiş oldu. Daha önce kamuoyunun haberdar olmadığı bir bilgi paylaşacağım. NATO'ya girmemizin ne kadar önemli olduğunu kanıtlayabilecek birçok konu söz konusu olmaktadır. Örneğin Washington Anlaşması'nın 5. maddesi Ukrayna için uygulanamaz çünkü üye değildir. Fakat bizde böyle bir durum söz konusu olursa bu madde uygulanabilir. Rusya'nın sadece Donbas'a değil Ukrayna'nın tamamına bir hareket düzenleme planına dair istihbarat NATO mekanizmaları üzerinden geçen yıl 5 Kasım'da almıştık. Tam 4 ay önce buradaki bilgi elde edilmesiyle birlikte hem burada hem de uygulanması gerekenleri dile getirilmiştir. Daha 4 ay önce yapılan hareketinin zamanlama tahmini sadece 3 günle kaçırıldı. Hareketin faaliyet alanı hakkında, yani hangi bölgelerin hedef alındığına dair gelen istihbaratlarda ise hiçbir sapma olmadı. Bu durum hem rezervlerinizin güçlenmesi hem de hazırlık yapmanız için tamamen çok büyük önem taşımaktadır. Stevo Pendarovski ayrıca şunu da ifade etmek istiyorum. Büyük istihbarat servisleri o dönemde, hatta yılbaşına kadar, bu istihbaratların doğru olduğunu inanmıyordu. Bugüne geldiğimizde elde edilen istihbaratların %100 doğru olduğu kanıtlandı. Buradan da şu sonuç çıkıyor. Ülke olarak bu alanda çok iyi olan devletlerin bulunduğu bir ittifaka gelmiştik ifadelerini kullanmış oldu. Lubomir Fırçkovski, Washington'un yeni büyükelçimisi olacaktır. Geçen yıl Haziran ayında Dışişleri Bakanlığı Meclis'teki yetkili komisyondan Başkan Pendarovski'nin kabinesinden yerleşik uygulamaya uygun olarak adayın tezlerinin sunumu için bir oturum planlaması istemişti. Bir ay önce Dışişleri Bakanlığı'na aynı komisyon ikinci bir talep göndermişti. Ancak komisyon başkanı tekrar bir oturum planlamayı reddetti. Ardından Cumhurbaşkanı Pendarovski tüm yasal koşulları yerine getirildiği için kararname imzalamıştı. Yani bir büyükelçi atama prosedürü adayın tezlerinin Dışişleri Bakanlığı Koleji'nde savunmasıyla sona ermişti. Tüm süreçler yerine getirildiğinden dolayı Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski tarafından tamamen böyle bir karar getirilmişti. Bugün Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı ve Avrupa Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Avrupa Komisyon Başkanı von der Leyen, Kuzey Makedonya hükümetinin hızlı tepkileri için Başbakan Kovacevski'yi teşekkür etmesiyle birlikte Avrupa Birliği'nin dış ve güvenlik politikasıyla tamamen aynı fikirde olduklarını belirtti. Aynı zamanda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Üsküp-Sofya diyaloğunun olan başlığından dolayı ve tebrik etmesiyle birlikte Brüksel'in Avrupa entegrasyonu sürecini hızlandıracak bu süreci güçlü bir şekilde desteklediğini ve memnuniyetle karşıladığını sineledi. Ukrayna ile bir öncelik olarak ortaya çıkan endişe verici durumuna rağmen Başbakan Kovacevski, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan hükümetlerinin Fransa'nın Avrupa Birliği ile dönem başkanlığı döneminde çözüm ve sonuç bulmak için diyaloğu kararlı ve aktif olarak sürdürdüklerini de bildirmiş oldu. Bulaşıcı Hastalıklar Komisyonu tarafından dün gerçekleştirilen toplantıda kısıtlamaların hafifletilmesi gündeme gelmişti. Komisyon maske zorunluluğu olmayan alışveriş merkezlerine girişlerinde aşı sertifikası ibraz etme zorunluluğunun kaldırılmasını teklif etti. Komisyon Başkanı Aleksandar Petlichovski, kısıtlamaların hafifletilmesine yönelik ilk adımın attığı fakat salgın durumunun dikkatlice takip edilmesi gerektiğini, aniden kısıtlamalı kaldırılmanın olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Komisyonun teklifi Bakanlar Kurulu'nun kararıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bulaşıcı Hastalıklar Komisyonu dünkü toplantısında okullarda maske zorunluluğunun kaldırılması konusunu ise gündeme almamıştı. Sırada ise bölgemizden gelen haberlerimiz vardır. Onları da sizinle paylaşalım.
Debre Belediye Konseyi'nin son oturumunda geri kalan noktaların arasında özellikle 25. İmar Bölgesi ile ilgili olarak kararlar getirildi. 25. İmar Bölgesi Debre'nin eski liman Kaba Kışlası'na denk gelmesiyle birlikte devlet toprakları söz konusu olmasıyla ilgili olarak yeni bir çalışma planı kabul edilmiştir. Planların detayları bu sefer de İmar Bölüm Başkanı tarafından açıklanmasıyla birlikte mevcut olan bu bölgenin ileride yapılması gereken çalışmaları ile ilgili olarak bir plan söz konusu olmaktadır. Gazmen Sami planı açıklarken sonunda meclisten destek almasıyla birlikte 2022 için bu plan artık yürürlüğe girmektedir. Covid-19 son istatistiklerine göre Debre ve Merkez Jupa'ya yeni vaka gelmesiyle birlikte toplam vaka sayısı 8'e yükselmiş oldu. Son olarak 13 kişinin daha iyileşmesiyle birlikte mevcut olan durum gittikçe daha iyi bir söz konusu olmasıyla birlikte vatandaşlara haber olarak paylaşılmaktadır. Debre Sağlık Ocağı tarafından yapılmış olan açıklamasına göre tekrar hükümetten gösterilmiş olan ve getirilmiş olan yasa ve önerilerine saygı gösterilmesinde vardır. Gittikçe bu sayın azalması ise sevindirici bir haber olarak paylaşılmaktadır. İlk günden bu yana Debre ve Merkez Jupa'da toplam 1631 kişi COVID-19 hastası olmuştu. Dinaridi Milli Parkları kapsamında özellikle birçok etkinlik söz konusu olmaktadır. Son olarak Slovenya'da düzenlenmiş olan çalışmaları kapsamında Mavrova Milli Parkı Müdürü Samir Aydini de iştirak etmiş oldu. Oradaki Skoçyan ve Triglav Milli Parkları'nı ziyaret etmesiyle birlikte kendisi yeni tecrübe kazanma ve önümüzdeki dönem içerisinde eğitim amaçlı olarak görüşmelerin çoğalması konusunda altyapısı oluşturduğuna dair olarak haberlerini paylaşmış oldu. Birçok boşanmış olan özellikle çiftlerin kendi çalışmaları kapsamında ve çocuklarının tamamen alimentasyon ücretlerinin ödenmesi konusunda bazı durumlar mahkemeye kadar tekrar dönmektedir. Bununla ilgili olarak Temel Mahkemesi Başkanı Mersi Marko'ya göre birçok özellikle alimentasyon sorunu mahkemece olarak çözülmektedir. Vatandaşların sadece küçük bir sayı olarak alimentasyon borcunu ödenmemektedir. Halit Başa'nın hayatının bitmesiyle birlikte özellikle hem Arnavut hem Debreliler özellikle yazarlar ve edebiyat için büyük bir ismini kaybolmuş oldu. O şekilde kaybetmiş olan bu büyünmü isimlerden bir tanesi olan Halit Başa, kendisi hem Debre Radyosu'nun kurucusu hem de Art Yazarlar Kulübü'nün kurucusu olarak Debre ve bölgemizde özellikle eğitim ve edebiyat açısında yapılması gerekenleri konusunda gerekenleri tam zamanında yapmıştır. Ünlü isim artık aramızda yok. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.